Merhaba arkadaşlar. Buketle kahve falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapatarak niyetlendim ve sizler de gönlünüzden geçirdiğiniz durumla alakalı olarak niyetlenin. Ve bakalım hep beraber falımız ne diyecekmiş dinleyelim. Youtube üzerinden yorum yapan ve dinleyen tüm arkadaşlarıma buradan çok teşekkür ediyorum. Ee, yeni gelen arkadaşlarımız nereden ulaşacağız diye soruyorlar. Buketli kahve falı instagram hesabından ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi açalım bakalım falımız bize ne demekteymiş. Umarım güzel haberler versin. Haha <laughs> çok güzel. Yani şuradan bir tane sol anahtarı görüyorum ve üzerine bir araba görüyorum. Resmen açar açmaz sol anahtarı ve bir araba. Baya böyle bir güzel bir sevinç karşılığında bir üç kişi bekliyor. iki kişi de burada. Toplam 5 kişi var karşıda. Güzel bir araba var. Fakat bu araba bildiğiniz Jip gibi bir şey, büyük bir araç, yani bir beş kişide karşıda, gayet güzel bir eğlence gibi, yani mutlu olacağınız bir durum var. Açar açmaz da bu arabayı görmem yalnız, güzel şeyler çıksın. Şimdi, gayet içimiz karışık fakat e, hepsinde bir çıkış noktası var gibi yani arkadaşlar bu arabayı çok net görüyorum bir hedefiniz var ise arabayla alakalı net bir şekilde gerçekleşiyor onu söyleyebilirim bir ağacınız çıkmış burada bir murada ermeniz söz konusu yüreğinizi gayet böyle bir kabartmışsınız fakat gördüğünüz gibi ortadan ikiye bölünen bir ayınız var bu ay etrafında dışarıda kalmış bir insan var belki hayatınızda dışarıda bıraktığınız bir insan demek anlamındadır bu ki size uzaktan da bakmakta dışarı çıkartarak aslında iyi etmişsiniz. Kocaman bir A harfi görüyorum. Yüreğinizi bir kabartmış, bir haber almışsınız. Ee, şimdi kanguru düşünün. Kanguru değişik resmen görünüş olarak bir kanguru fakat sırtında bir insanın sırtlanmış. Kanguru anaçtır, kesesi vardır, koruyucudur, kollayıcıdır gibi karşınızda bir insan duruyor. sizde böyle şöyle söyleyebilirim size. Birini müdafaa ettiğinizi, birini korumaya çalıştığınızı, birine karşı kendinizi anlatmaya çalıştığınızı görüyorum. Bu insan çok dik kafalı bir insan. Korumaya çalıştığınız bir insan var. Arkanızda bir A harfini koruyor durumdasınız. Ama ve lakin kocaman bir A harfine karşı öyle bir durum var. Burada hayalinizde bir insanla dudak dudağı olduğunuzu görüyorum. Bir platonik durum yaşıyor olabilirsiniz. Ama bu platonik durumu sanki böyle yani böyle hayalinizde bir kocaman iki insan dudak dudağı geldiğini görüyorum. Fakat dimdik durmuşsunuz ve bu hayalime kimse dokunamasın. Kimse bilmesin gibi iç dünyanızda yaşadığınız bir durum. Belli ki bir platoniklik söz konusu. Fakat çok güçlenmişsiniz ve ne yapıp edip bu durumu yaşayacaksınız der gibi ant içtiğinizi görüyorum. Güçlenmiş bir karakterin hayalindeki tablo biriyle beraberlik. Henüz açılamamış bazı durumlar var belli ki. Şimdi bu kadar karışıklığın içerisinde hedeflerinize ulaşırken dimdik durduğunuzu, balığınızın kısmetinizin de resmen kafanızın üstüne çıktığını görüyorum. Yol bağlantılı bir durumun çok net bir şekilde kafanıza kısmet olarak gelmiş balık şeklinde duruyor. Ee, ...önünüzde bir uğraşınız var... ...bir yengeç çıkmış... ...bir insanın yengeç... Ee, ...yengeç gibi duruyor... ...böyle akrep yani kıskaçları olan... ...bir hayvan görüyorum... ...fakat bir sepet var üstünde... ...yani bir iş yerinizde... Ee, ...sizle alakalı kafayı takmış... ...bir işle alakalı bir durumu... ...size olumsuz yansıtmaya çalışan... ...ya da olumsuz olmanız adına... ...çok da iyi niyetli olmayan bir insanın... ...var olduğunu görüyorum bir haber almışsınız bu bir parayla alakalı dışarıdan sizi böyle bir köpür köpük böyle ha geldi ha gelecek diye beklediğinizi görüyorum. Hemen ağzında bekliyorsunuz bu parayı yani bir terfi bir maaş zam bir çıkış bir bilmiyorum kazanış gelse de rahatlasam diye beklediğiniz bir maddiyat var. Bu maddiyat hani böyle bir miras olabilir mi dedim. Ailenin etrafında duran bir para beklentisi bu. Belki bir tarla tezek belki atadan kalan bir ağaç mevzularıdır. Bir haberle böyle bir köpük köpük oluyor ama bekliyorsunuz çok da güzel bir şekilde gelmiş onu söyleyebilirim. Vallahi bu ara yüreğiniz her habere bir ah falan diyecek kadar kabarmış görüyorum. E pek bir sizi korkutacak haberler mi gelecek diye evhamlısınız en azından panikli olduğunuzu çok net görüyorum bu arkanıza döndüğünüz yani hayatınızdan gö gönderdiğiniz kişi bir e, uğraşı var ikilemde kaldığı bir durumu var kafası biraz karışık gidiyor evet fakat doğru yere gidip gitmediğinden o da emin değil aslında siz buna ne kadar ilgileniyorsunuz pek ilgileniyorsunuz sayılmaz Çünkü hayatınız zaten onu aklınızı sokabilecek kadar takabilecek kadar e, stabil değil Çarşı pazar biraz karışık herkes size biraz fikir danışmaya çalışıyor e, M harfi bir insan var e, bir karışıklık atlatmışsınız Hatta M harfi insanın desteği ya da kösteğiyle bir karışıklık sonrasında bu hayatınızdaki kişiye güle güle demeniz olmuş böyle bir durum varmış. Bir dedikodu durumu yaşanıyor mu? Evet yaşanıyor. Tekrardan başa döndüm bu arada. Valla açar açmaz çok da güzel bir yolunuzun olduğunu, güzel bir netlik kazandığınızı, aldığınız kararın adınıza hayırlı olduğunu görüyorum. Biraz evham ve paniklisiniz. Bu ara bir şeyleri kendiniz kafanızda belli ki büyütüyorsunuz. Çok da doğru bir şey yaptığınız söylenemez. Çünkü yersiz. Çünkü baktığım karışıklığın sonrasında her birine bir aydınlığınız var. Burada bir insan beyaz bayrak sallar gibi çıkmış. Yani e, burada bir bayrak sallıyor, bir teslimiyet söz konusu, bir şey kabullen ne var. Hmm, bu aldığınız haber sonrasında sizin bir şey kabullenecek zorunda kalışınız ama hayırlı çıkıyor. Yani aslında korktuğunuz gibi beklediğiniz gibi sonuçlanmayan evhamınızın hakikaten de evham olduğunu anlayacağınız bir haberiniz var. Birilere bir şeyleri teslim olacak. Bu da sizin hayrınıza olacak gibi görünüyor. Bakalım tabağımız bize neler söylemekteymiş arkadaşlar. Güzel şeyler çıksın. Günümüz güzel olsun gerçekten. Evet güzel bir ferahlama sürecine hoş geldiniz diyebilirim. Tabağınız fincanınızdan daha derli toplu çıkmış. Belli ki kararlar alınıyor. Bir malla alakalı konuşmanız çok net çıkmış. Fakat bu malın size getirdiği güzel bir aydınlığı var. Bir anlaşmanız var. Size sıkıntı yapıyor bu para. Anlaşsak mı anlaşamayacak mıyız falan gibisiniz. Fakat gördüğünüz üzere şimdi göreceksiniz. Şu parçacık bir kopsun zorla düşürüyorsun falan diyoruz bazen arkadaşlarımıza, ama düşesi var yani onu biliyorum. Bakın şimdi burada kendiliğinden düşecektir zaten. Neyse hadi bunu bırakalım. Dedim ve gittiğini gördünüz. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Bir mal anlaşmanız çok net dimdik durmanız var. Bu malı hak ettiğiniz ve size güzel bir sonuç verişi var. Çok bir kem göz sizin mutluluğunuza gözü dikmiş, aydınlık oluşunuzu pek bir gözleri götüremeyen bir durum var. Karşılıklı iki kişinin anlaşarak gayet de bir çatı altında bu çatının da hem iyi hem nazarlı yani hem dedikodunuzu yapan aynı hani güzel de yakıştılar oh maşallah der gibi konuşan insanlar var. Bir tanesi bunların kem gözlü. böyle gözleri küçük küçük boncuk gibi ee, siyah kara göz bir şey. Burnu ve ağzı birbirine çok yakın. Böyle burnunu sıkmış gibi tutan, yukarıya kaldırmış gibi bir insan bu. Bu insanın size laf getirmesi... Siz pek hoşlanmıyorsunuz ama çok da kaynağını almayacaksınız aslında. Hayatınızı pek etkilemeyecek bir insan sizin. Böyle bir e, durumu da çıkmış ama. Ama sizi destekleyen insanların olduğunu görüyorum. Güzel bir kalabalığınızın olduğunu görüyorum. Arda arda alacağınız güzel kısmetleriniz çıkmış. E, dediğim gibi... Tabağınız daha değerli, toplu. Güzel bir böyle çer, çer yani çemberiniz var. Bu çatı altında olacağınız ve kimseyi pek de sokmak istemediğiniz. Hani hayırsa beri e, şerse geri şeklinde olan bir durumunuz var. Bir böyle ya, kurdele gibi çıkmış. Burada gelecek bir haya yani bir hediye gibi görüyorum ben bunu. Ee, güzel bir. E, valla ikinci altı ay yani tabak kısmı aslında gayet ferah daha aydınlıkta. Alacağınız güzel haberleriniz sevindirici olacak. Bu bu arada ee, bu mal alacaksınız ya bir tane dostum var. Her sakalla dede olmuyor arkadaşlar. O biraz böyle iki yüzlü bir insan. Hem malı aldığınızı seviniyor gibi hem de malı verene tüh tüh vah vah diyor gibi çıkmış. Aile dostu olabilir. İki tarafa da oynuyor olabilir. Burada güzel iki kişiden destek alıyorsunuz. Öyle de çevirsem destek, böyle de çevirsem destek oluyor. Şurada bir üç kişi konuşma var. Yol bağlantılı birden bir yerden haber getirecek. Bu da size kısmet getiriyor. Biriyle beraber güzel bir çatınız çıkmış. Yani size gelecek 6 ay size partner anlamında da yüzünüzü güldürecek gibi görünüyor. Biraz yağ sabır belki. Şu karışıklığı atlatınca 6. ay sürecimiz bizim için güzel görünüyor. Görevliliklerin bugünlük böyle arkadaşlar. İzlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, yazan ve dinleyen tüm herkese buradan sevgiler gerçekten saygılar dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum ee, nereden ulaşacağız buket hanım diye soranlar var buketle kahve falı instagram hesabından bana özelden ulaşım sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar bilginiz olsun güzel sözüm her şey sizin olsun öncelikle şu süreçte sağlık 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 ee, dünyaca savaştığımız şu süreçten dilerim tez zamanda kurtulalım Herkes özgürlüğüne kavuşsun. Herkes gönlünün ekmeğini yesin ve su akıp yolunu bulsun tez vakitte. Güzel söyledim her şeyden en kısa zamanda sizlerin olsun arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.